Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arya İnder matematik Akıllı Defter'de oran orantı kavramları konusuyla dersimizde devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve Kurt Akademi YouTube kanalındaki videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle oran nedir? Orantı nedir? Bu sayı kavramlarımızı inceleyelim. Gençler iki çokluğun birbirine bölünmesine oran diyoruz. Bölünmesine yani bölünerek karşılaştırmasına oran diyoruz gençler. X'in Y'ye oranı X bölü Y demektir gençler. Veya ben bunu X bakın bölme işlemini iki noktayla da gösterebilirim. X bölü Y şeklinde gösteririz. Oranlarda çokluklardan birinin bir olması durumunda diğer çoklukların değerini bulabiliriz. Gençler bakın burada ürün fiyatlarının birim fiyatı bulurken ne yapıyoruz? Ee, mesela ekmeğin fiyatını, ekmeğin sayısına bölerek bir ekmeğin fiyatını elde etmiş oluyoruz. İki oranın gençler eşitlik durumuna da orantı adını veriyoruz. Eğer iki oran gençler birbirine eşitse biz buna orantı diyoruz. Orantı gençler A bölü B ve C bölü D eğer birbirine eşitse A bölü B eşittir C bölü D deriz. Bu, bu artık bizim için bir orantı oluştur diyelim. A bölü B eşittir C bölü D orantısı oluşur diyorum. Arkadaşlar i̇şte burada içler dışlar diye bir kavramımız var. İçler dışlar çarpımı. Bakın bu ikisini çarptığımı düşünürsem. O halde ne yapıyorum? Bakın A bölü D ile B bölü C'yi çarpıyorum. Hadi yazalım bakın. A bölü D. Evet, bunu şöyle yazalım. B bölü C ile B ile C'yi çarptım. Eşittir. A ile D'yi çarptık. Gençler bakın buradaki içler dediğimiz C ve A'dır. Dışlar dediğimizde B ile D'dir. Bu içler. Bu da dışlar oluyor. Peki nereden dolayı geliyor gençler? Bakın şöyle gösterelim. A bölü B'yi istersek noktalı yazarız demiştik hatırlarsanız. Bakın buradaki B ve C içlerdeki sayılarımız A ile D de dışlardaki sayılar. Bundan dolayı buraya içler dışlar çarpımı adını veriyoruz. Evet, iki sayının oranı gençler eğer 3 bölü 5 ise gençler bir sorularımıza direkt ne yapacağız bunu? Bunu 3'ün bir katı yani 3K diye yazacağım. Bunu da 5'in bir katı olarak alacağım. Ve sorularımıza 5K şeklinde yazarak problemlerimizi çözeceğiz diyelim. Evet ilk sorumuza bakalım. Aşağıda belirli miktarlar verilen ürünlerin fiyatları verilen ürünlerden birer adet fiyatlarını oran kullanarak bulmamı istiyor. Arkadaşlar bakın benden oran kullanmamı istediği için mutlaka ne yapıyoruz? İki çokluğun birbirine bölmem gerekiyor. toplam fiyatı yani 20 TL'yi kalem sayısına bölersem bakın 20 bölü 5'ten şöyle 5 ile sadeleştirdiğimizi düşünürsek 4 bölü 1 yapar. Demek ki 4 TL olur. Bir tane kalemin fiyatı bakalım. 20 tane silgiye 40, 40 TL ise gençler 40 TL'yim. 20'ye bölüyorum. Evet burada da yeni 20 ile sadeleştirdiğimizi düşünürsek 2/1'den bölü 1'den 2 TL olur. Bir tane silginin fiyatı deriz. 60'ı 60 tane şeker 300 TL ise gençler 60'a bölersek bakın isterseniz direkt 5 TL olur. Bir tane şekerin fiyatı diyoruz. 10 tane simit 20 liraysa 20 bölü 10'dan 2 TL olur diyoruz bir tane simitin fiyatı. Devam edelim ikinci etkinliğimizde aşağıda verilen oranlar arasında orantı oluşturanları tekile belirleyiniz gençler orantı oluşması için eşitliğini sağlanması gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada 1 bölü 5, 1 bölü 8 1 bölü 5 de eşit değildir. İstersek şöyle de görebiliriz. Orantı oluşturduğu zaman gençler bakın içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman eşitliğin sağlanması gerekir. 1 ile 5 çarpıyorum. 1 ile 8 çarpıyorum. Gençler 1 kere 5 5 yapar. 1 kere 8 8 yapar. Bakın bunlar eşit olmadığı için burada orantı oluşmaz diyoruz. 2 bölü 3 ile gençler 8 bölü 12. İçler dışlar çarpımı yaptığımı düşünürsem. 2 ile 12'yi çarpıyorum. 2 çarpı 12. Diğer tarafta 3 kere 8. Neyse 2 kere 12 24. 3 kere 8 de 24'tür. Burada eşitlik olduğu için orantı oluşur. Gerçekten istersek şöyle de diyebiliriz. Burada arkadaşlar bir tane yolumuz yok. 2 bölü 3'ü ben 2'yi 8 yapmak için arkadaşlar şöyle bakın kat olarak görelim. Burada 4 kat var. 3'ün de 4 katı 12'ye verdiyse yine orantı vardır diyorum. Peki C'de böyle yapalım. Bakın 4'ün e, 4'ün 2 katı 8'i veriyor. 9'un 2 katı 18 olduğu için orantı vardır deriz. Evet. Şöyle görüyorum gençler. 5'in bu tarafa doğru gidelim gençler. 5'in 5 katı 25. 6'nın 5 katı 30 olduğu için yine orantı vardır diyorum. Evet. 4 bölü 6, 6 bölü 9 gençler. Burada tam kat göremediğimiz için şöyle içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 4 kere 9. Diğer tarafta 6 kere 6. E 4 kere 9 36. 6 kere 6 36. Bakın burada eşitlik olduğu için orantı vardır diyoruz. Evet buradan baktığımız zaman gençler. Bakın 1 5 ile çarparsam 5 olur. 5 kere 5. 25 olduğu için yine orantı vardır diyoruz. Yani 5 kat arttığı için gençler orantı olduğunu söyleriz. Evet 3. etkinliğime bakalım. Aşağıda verilen orantılardaki harflere karşılık gelen sayıları bulunuz. Gençler benden orantı olduğunu söylüyor ve verilmeyen harfleri bulmamı istiyor. Gençler burada kat olarak görebiliriz bakın. 5'in 5 katı 25 ise o halde A'nın değeri 3'ün 5 katıdır diyorum. 3 çarpı 5'ten A'nın değeri 15'tir. B dedi gençler içler dışlar çarpımı yaparak söyleyelim. Bakın buradan 7 çarpı B'm eşittir 21 çarpı 5. Burada b'yi yalnız bırakmak için eşitliğimizin her iki tarafını 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. 21 7'ye böldüm 3. Buradan b'nin değeri 3 kere 5'ten 15 olur diyoruz. Evet. İşte c'ye baktığımız zaman yine içler dışlar çarpımı yaparsam 9 çarpı c 9c eşittir 3 çarpı 12 Buradan gençler 9 kere C 9 C yapar. 3 kere 12. 36 C'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 9'a bölersem C'nin değeri 36 bölü, 36 bölü 9'dan 4 olur diyoruz. Evet. Devam edelim. Evet. gençler Bakın burada şöyle kat olarak görmek istiyorum. 24'ü 8 yapmak için gençler ben ne yaparım burada? 3'e bölerim. O halde D'yi elde etmek için 18'i 3'e bölerim. 18 bölü 3'ten D'nin değeri 6 olur diyoruz. Katta görebiliriz. Buraya baktığımız zaman gençler 30'u 3 yapmak için 10'a bölüyorum. Normalde E'yi bulmak için de 40'ı 10'a böleriz. Ve E'nin değeri 4 olur deriz. Evet. Gençler bakın 3'ü 4 çarparsak 3 kere 4 12 yapar. O halde 1'i 4 çarparsam f'yi bulurum. 1 çarpı 4'ten f'nin değeri de 4 olur diyelim. Evet geçelim gençler problemlerimize. Evet gençler 4. soruda Fatih'in yaşının Zeynep'in yaşına oranı 2 bölü 5'tir. Evet Fatih bölü Zeynep 2 bölü 5. Fatih 8 yaşında olduğuna göre Zeynep'in yaşını bulalım. Arkadaşlar bu 2 bölü 5 sayının aslında en sade halidir diye düşünüyorum. O halde Fatih gerçekte 8 yaşındaysa Zeynep'in yaşını bilmiyorum. İstersek buraya soru işareti veya x diyebiliriz. Arkadaşlar bakın burada 8, 2'nin 4 katıdır. O halde x'i bulabilmek için ne yapmam lazım? 5'i 4 ile çarpmam gerekir. O halde x eşittir. 5 çarpı 4'ten Zeynep'in yaşı 20'dir diyoruz. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Gençler bakın erkekler e, erkeklerin sayısı kızların sayısına oran dediği için burada erkekler 3 kızlar 5'tir. O halde erkek sayısı bölü kız sayısı şeklinde yazdım. 3 bölü 5. Sınıfta 15 erkek olduğuna göre erkekler gençler e, karşılaştırmada oranımızda pay kısmındaydı. O halde buraya 15 yazıyorum. Benden sınıf mevcudunu istiyor. Önce kızların sayısını bulalım. Şöyle soru işaret dersem. 15 gençler 3'ün 5 katı. O halde soru işaretini yani kızların sayısını bulmak için 5 çarpı 5 deriz. Buradan kızların sayısı 25'tir. Benden sınıf mevcudunu istediği için 25 tane kız var. 15 tane erkek var. 25-15 daha 40 kişi olur. Sınıf mevcudu diyorum. Evet devam edelim. Birbirine oranı 3 bölü 8 olan iki sayının toplamı 66 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? İşte bu 3 bölü 8 bizim en sade halimiz. 3 bölü 8'im. Bunu gençler 3'ün bir katı. Bunu da 8'in bir katı gibi düşüneceğim. O halde şöyle diyorum. 3'ün katıyla 8'in katını topladığımız zaman 66 olacak. 3K artı 8K. K arkadaşlar. Burada kat dediğimiz için K diye okuyoruz. 66 3K ile 8K'yı toplarsam 11K eşittir. 66 ise bir tane K'ya yani kaç kat olduğunu bulmak için 11'e bölersem buradan K'nın değeri 6'dır. E benden küçük sayı istedi. Arkadaşlar bakın burada küçük olan 3K normalde burada K yerine 6 yazarsam çünkü K'ya 6 buldum. 3 çarpı 6'dan Sorumuzun yanıtı 18 olur diyoruz. Evet, küçük sayımız 18'dir. Devam edelim. Birbirine, birbirine oranı 5 bölü 7 olan iki sayının farkı 12 olduğuna göre bu iki sayının toplamını istiyor. işte iki tane sayımız var. Birinci sayı ve ikinci sayı. Oran dediğimiz için bölme durumunda yazdım. Bu 5, bu da 7. Aslında ne dedik gençler? Bu 5'in bir katı, bu da 7'nin bir katı. Farkları 12 ise gençler. Bakın ne yapacağım? 7K'dan 5K'yı çıkarıyorum. Farkları 12 olduğu için 12 yazıyorum. 7K'dan 5K'yı çıkartırsam 2K eşittir. 12 ise her iki tarafı 2'ye bölersek K'nın değeri 6'dır. Ben buradan artık sayılarımızı bulabilirim. İstersek gençler bakın sayıları bulmadan toplamanı istediği için 5K ile 7K'yı toplayalım. 12 k yapar. Burada k'yı yerine koyarsam 12 çarpı bir tane k 6 idi. 12 çarpı 6 72 olur sorumuzun yanıtı deriz. İstersek gençler ne yapabiliriz tabii ki? Sayılarımızın değerlerini de hesap edebiliriz. Bakın buradaki k değerini 5k ve 7k de yerine koyarsam hemen göstereyim. Birinci sayımız 5 çarpı 6 30 olur. İkinci sayımız 7 çarpı 6 42 olur. İkisini toplarsak yine 72 sonucunu elde edebiliriz diyelim. Evet, devam edelim ve 8. soruya geçelim. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 13 olduğuna göre küçük açının toplamını bulunuz diyor. İşte bütünler dediğimiz toplamları 180 dereceydi. O halde şöyle düşünüyorum. Küçük açımız var bir de büyük açımız var. Küçük açı böyle büyük açı diye yazayım. Gençler pay kısmına küçük açı yazmamızın sebebi bakın buradaki 5 sayısı daha küçük. Bundan dolayı ne yazdım? 5'i yani küçük açıyı yukarı yazdım. Buna 5 bölü 13 diyorum. Gençler burada 5 bölü 13 en sade halidir. O halde bu 5'in katı. Bu da 13'ün katıdır diyoruz. Şimdi bunların toplamları 180 olacağına göre. Bu ikisini topluyorum. Ve 180'e eşittir diyorum. 5K ile 13K'yı toplarsam 18K eşittir. 180 ise Kayı bulmak için her iki tarafı 18'e sadeleştirsem buradaki kat değeri gençler 180'e, 18'e bölüyorum 10'dur. E benden küçük açı istemişti ve küçük açı 5K idi. yazalım, üşenmeyelim gençler. 5 çarpı K demektir. 5 çarpı 10'dan 50 derece olur sorumuzun cevabı diyorum. Devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet biraz büyütelim sevgili gençler. K bölü 7. K bölü L 7 bölü 9 olduğuna göre. K ve L'nin toplamı 80 olduğuna göre. L eksi K'nin e, işlemin sonucunu istiyor. Gençler bakın burada K'yı 7K. L'yi de 9K olarak düşüneceğim direkt. Evet K gördüğüm yere. Şöyle K artı L. 80'si. K yerine 7K. L yerine 9K yazıyorum. K7 kaydım. Artı L9K eşittir 80. 7K 9K da gençler 16K 80 her iki tarafı 16'ya bölersem 16'lar gitti. Buradan K'nın değeri 80'i 16'ya bölersek gençler 5'tir. K'yı 5 olarak buldum. Benden arkadaşlar L ve K'nin farkını istiyor. Şöyle yapabiliriz bakın. L ve K'ye Değerlerini bulmadan gençler. L yerine 9K yazıyorum. K yerine de 7K yazıyorum. İkisinin arasındaki fark 2K'dır. Artık buradaki K'yı yani katı gençler burada 2K'da yerine koyalım. 2 çarpı 5'ten ikisinin arasındaki fark 10 olur diyoruz. Evet, yani i̇stersek sayıları bularak da yazabiliriz diyorum. Devam ediyorum gençler. 10. soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 10. soruda uzunlukları 60 cm olan sarı, mavi ve yeşil renkli tahtalar şunlar. Burada 60 cm. Uzunlukları 85 cm olan turuncu, gri ve mor renkli tahtalar görsel 1'de veriliyor. Evet, turuncu, gri ve mor renkli tahtalar 85'ler. Bunlar da 60'lar cm. Bu tahtalardan aynı uzunlukta olanlar görsel de ve görsel 3'teki gibi belirli kısımları üst üste gelecek şekilde yerleştiriliyor. Arkadaşlar bakın buradaki 3 tahta buraya yerleştiriliyor ve buradaki 3 tahta da buraya yerleştiriliyor. Görsel 2'deki sarı renkli tahtanın üstte üst üste gelmeyen kısmının uzunluğunun gençler bakın burası. Yeşil renkli tahtanın üst üste gelmeyen kısmının uzunluğuna oranı buraya oranı görsel 3'teki mor renkli tahtanın üst üste gelmeyen kısmının uzunluğunun Turuncu renkli tahtanın üst üste gelmeyen kısımının uzunluğuna oranı buradaki oranlar gençler 2 bölü 5'tir. O halde ben buraya 2K diyorum. Buraya da 5K diyeceğim. Aynı şekilde küçük olanı 2K, büyük olanı 5K diyorum. Gençler yani işte 2K 2 bölü 5 demek 2K bölü 5K demektir. Mantığımız bu. Buna göre üst üste gelmeyen sarı yeşil ve turuncu sarı yeşil, turuncu ve bu renkli tahtaların uzunluklarını bulalım. Yani burada gençler e, K'ların değerlerini hesap ederek buradaki değerlerin gerçek değerlerini istiyorum. Gençler şöyle görüyorum. Bakın 2K e, 130 ve 5K'nın toplamı Yani sarı, mavi ve yeşilin toplamı Sarı artı mavi artı yeşil diyelim. E, toplamı gençler bakın buradaki 130 santimetre. Peki arkadaşlar, 130 santimetre ise, e, mavi zaten 60 santimetredi kendisi. O halde sarı yerine 2K yazdım. Artı mavi 60 santimetre. Geçti de 5K yazdığımı düşünürsem. Eşittir 130. Burada 2K, 5K daha gençler. 7K artı 60 eşittir. 130 sa 60'ı karşıya eksi 60 olarak gönderdim. O halde 7K, 130'dan 60 çıkartırsam 70 olur. Buradan her iki tarafı 7'ye bölersem K'nın değeri 10 olur diyoruz. Gerçi K 10'sa sarı neydi? 2K'ydı. Buradan K yerine 10 yazarsam 2 çarpı 10'dan 20 santimetredir. Yeşil 5K'ydı. Bu da 5 çarpı 10'dan 50 santimetredir. Evet gençler geldik diğer e, oranımıza. Burada da arkadaşlar bizim için gri evet, renklerimiz turuncu gri ve mor renkli tahtalara bakıyorum. E, burada gençler grinin uzunluğu 85'ti. Bakın toplamları 190. O halde 5K artı 85 artı 2K eşittir 190. 5K ile 2K'yı topladık gençler 7K artı 85 190'a eşitse. Şimdi 7K'yı bulmak için 85'i karşı eksi 85 olarak gönderdim. Sol tarafta 7K kaldı. Eşittir. 190'dan 85 çıkarıyorum. 105 gençler. Her iki tarafı 7'ye bölersem buradan K'nın değeri evet, 105'i gençler 7'ye bölersek K'nın bir tanesi 15 santimetredir. E K 15'e gençler. E, buradan mor gençler bizim için pardon turuncu 5K'ydı. Şöyle turuncu diyorum şöyle gösterelim. Turuncu burada 5 kaydı. Ee, mor da gençte 2 kaydı. O halde turuncu yerine 5K yazarsam K 15'ti. O halde 5 çarpı 15'ten turuncu 75 santimetre olur. E, mora baktığımız zaman mor da 2 kaydı. 2 çarpı 15'ten 30 santimetre olur diyoruz. Evet gençler. Bu öylelikle ne yapmış olduk? Bizden istenilen e, sarı yeşil mor ve turuncunun değerlerini hesap etmiş olduk. Devam edelim 11. sorumuza bakalım. Sorumuzu biraz büyütüyorum. Bebek mamaları su ile toz mama birlikte belirli oranları karıştırarak hazırlanır gençler. Mamanın içerisinde su ve toz mama var. Bu karışımda her 30 gram su için 10 gram toz mama eklenmelidir. Eklenmektedir. 30 gram su 10 gram tuz toz, mama ekleniyor. Gençler dikkat ederseniz burada karışım toplamı 40 gram olacak. Görsellerde 10 gramlık eş bölmelerden oluşan bir biberon ve içine 10 gram toz mama alabilen ölçü kaşığı ile hazırlanacak 40 gramlık mama bölüm verilmiştir. Toplamlar zaten 40 olacak dedik. Yandaki tabloda ise bebeklerin gençler bir öğünde bakın burası bir öğün. İhtiyacı olan mama miktarlarının ay aralıklarına göre değişim verilmektedir, verilmiştir. Bebekler mama ile günde beşer öğün beslendiğine göre her ay aralığı için bir günde kullanılacak toz mama miktarlarını bulalım. Gençler öncelikle bir öğüne hesap edeceğiz. Öncelikle e, mamanın arkadaşlar karışımına bakıyorum. Mama diyorum. Mama neydi gençler? 10 gram tozdu. Karışımın tamamı gençler mama. Şöyle yazarım mama. Toz bölü karışımdan oluşuyor. Toz bölü karışım şeklinde yazayım. Burada 10 bölü 30 artı 10'dan çünkü 30 gram su. Bakın bu su. Bu da toz mama. Evet ne yaparız gençler buradan? 10 bölü 40 olur. Yani burada 1 bölü 4 oran vardır diyoruz. Bu 1 bölü 4 oranı gençler bize verilenlerde yerine koyacağız. Gençler bakın burada mama miktarı 120. 0 -3 aya baktığımız zaman 120. Yani mama miktarı dediğimiz karışımın kendisi gençler. O halde 0-3 ay diyorum. Yani toz mamaya gençler burada e, x diyecek olursam arkadaşlar. Toz mamaya x diyecek olursam. Oranımız 1 bölü 4 diyor. O halde x bölü karışımın tamamı 120. Bakın gençler burada x'in değeri bulmak için e, 4'ün 30 katı 120 ise o halde x 1 çarpı 30'dan 30 gramdır diyoruz. Gençler 30 gram bizim ne? Şöyle toz mamamız toz mama. Aynı zamanda gençler bu bizim için bir öğünde e, kullanacağımız toz mama. E, beş öğün kullanacağız. O halde beş çarpı 30'dan 5 öğün diye yazalım. Bazı öğrencilerimiz niye 5 ile çarptık diye soruyor. 5 öğün olduğu için 5 çarpı 30'dan 150 gram toz mama kullanılır gençler. 0-3 aylık çocuklarda diyoruz. Evet, devam ediyorum. 3-6 aylık bebeklere bakıyoruz. Burada da gençler karışım 160 gram, oran değişmedi. 1 bölü 4'tüm eşittir. Buraya da toz mamaya y diyecek olursam y bölü 160. Baktığımız zaman 4'ün gençler 40 katı 160'ta y'nin değeri 1 çarpı 4'ten 1 çarpı 40'tan 40 gram olur diyoruz. Bu da yine bizim toz mamamız. Bu bir önde gençler toz mama. 5 öğünde kullanılacak. 5 öğün diyorum. 5 çarpı 40'tan 200 gram toz mama kullanılır diyoruz. Evet geldik gençler. 6 ve 9 aylık bebeklere. Onu da şuradan yazalım. Evet Burada karışım gençler 200 gram olacak. O halde oranımız 1 bölü dörttüm. Buraya da toz mamayı e, X dedik, Y dedik, Z diyecek olursam Evet. Buraya 200'e böldüm. Z bölü 200 Gençler bakın. 4'ün 50 katıdır. O halde Z'yi bulmak için 1 çarpı 50'den 50 gram olur. Gençler 1 öğündeki toz karışım. 5 öğün 5 çarpı 50'den 250 gram. Evet, 250 gram gençler toz mama kullanılır diyoruz. Şöyle cevaplarımızı gençler. Bakın burada 6-9 aylık bu 3-6 aylık, bu da 0-3 aylıkta gençler toz mama miktarlarıdır diyoruz. Evet gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.